Evet değerli izleyenler, şimdi biraz önce bir anons yaptım ama tekrar söylemekte fayda var. Sunucu, gazeteci, belgeselci, yazar, hangi kimliğini sayacağını bilmediğim çok değerli bir isim. Daha önce de yayın yapma fırsatını bulduğum Tuluhan Tekelioğlu, Cadde TV stüdyolarında değil, bağlantımızda. Merhabalar Sayın Tekelioğlu, hoş geldiniz. Merhaba, umarım sesim geliyordur. Sizin sesiniz biraz kısık geliyor. Öyle mi? Şimdi hemen arkadaşlarım ilgilenecekler. Düzelecek sesimiz umuyorum yani ki. Yani girip geliyor ama duyabiliyorum. Evet. Biz sizi gayet net duyuyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Sizinle konuşmak bizim için keyif olacak. Hemen şöyle başlamak istiyorum sorularıma. Sizi herkes biliyordur eminim ki ama bilmeyenler için bir minik hatırlatma yapmak istiyorum. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü bitirdiniz ama yalnızca gazetecilikle kalmadınız. Daha sonrasında televizyonda sunuculuk da yaptınız. Birçok kitabınız var, belgeselleriniz var. Hepsinden bahsedeceğiz zamanımız yettiğince. Şöyle başlayabiliriz. Önce sizin bize bir müjdeniz var. Önceki günlerde, sonraki günlerde bizi, izleyiciyi bir yapıtınızla buluşturacaksınız. Dilerseniz önce siz bize bilgiyi verin, ondan sonra üzerine konuşalım. Öncelikle ben sizin yayınınızı tebrik etmek isterim. Cadde TV'ye hayırlı olsun. Türkiye'nin yeni bir kanala çok ihtiyacı vardı. Gençlerin yapması da çok güzel. Genç enerjisini buradan görmek çok iyi hissettiriyor insanı. Şöyle söyleyebilirim, yani zamanın ruhu birazcık da beni birazcık gazeteciliğin günlük gündeminden alıp birazcık daha dışarıdan bakmaya yöneltti. Yani birazcık daha insan uzaklaştığı zaman her şeyi çok daha net görüyor aslında. Hı hı. Yaptığım iş gazetecilik temelinde belgeselcilik son zamanlarda. Son 10 yılımı belgeselcilikle geçiriyorum ve çok da memnunum. Çünkü her yıl bir eser üretmek, her yıl o eserle o yolculuğa çıkmak, o insanlarla tanışmak, halkla buluşmak, izleyicilerle o tadı almak ve sonunda da kamuya mal etmek çok anlamlı. Son belgeselim, 9. belgeselim çocuklar. Bu yüzden heyecanlıyız çünkü o çocuklar hayatlarında sinema görmemiş çocuklar ilk kez sinemaya gelecekler ve kendilerini kocaman bir sinema perdesinde izleyecekler. Neden çocuklar? Çünkü biz çocukları Türkiye'de ne yazık ki görmüyoruz. Türkiye'nin görünmeyen öznesi onlar. Yaşlarını söyleyeyim size. 2013'ten sonra doğan çocuklar. Onlara biz alfa kuşağı diyoruz. Hı hı. Alfa kuşağı yeryüzünde adı konan son kuşak. Adı konan son kuşak. Hı 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 hı. Çok değişikler. Bize hiç benzemiyorlar. Yani biz zaten aramızda bayağı kuşak farkı var onlarla. Bize hiç benzemiyorlar çünkü dijitaldeler. Dijital belki onlara fırsat eşitliği sağlıyor. Çok Anadolu'nun çok farklı yerlerine gittim. Çok farklı bölgelerine gittim. Mardin, Antakya, Reyhanlı, Zonguldak, Çaycuma. Çok enteresan bölgelerdeki çocuklar geleceğin sorunlarıyla karşı karşıyalar ve bunu bizden çok daha fazla önemsiyorlar. İlk kez Türkiye onların sesini duyacak. Şimdi bu çok heyecanlı. Belgeselimizin galası... Evet. Bir yandan aslında sizin dokunduğunuz, ele aldığınız gruplar hep aslında Türkiye'nin ya da belki de dünyanın unuttukları değil mi? Yani hayvanlar, kadınlar, çocuklar, işte hep aslında sesleri duyulmayan, hep ikinci, üçüncü plana atılanları aslında siz konu ediyorsunuz. Diğer kitaplarınıza, belgesellerinize de geleceğim ama vakti olabildiğince iyi kullanmaya çalışıyorum. Ya şöyle söyleyebilirim, mesleğimizin yüzleşmesiyle açıkçası yani başladım diyebilirim. Persona non grata'dır ismi. Gazetecilerin getirildiği nokta. Çünkü 2013 gezi olaylarından sonra gazetecilik çok ciddi bir kıyma uğradı. Ve gazeteciler bir seçim yapmak zorunda bırakıldılar. Biat etmek mi yoksa vicdan mı? Ben vicdanını seçen gazetecilerle konuştum ve mesleğimizin 3 boyutlu selfiesini çektim. Persona non grata istenmeyen kişi demek ve şu an gerçekleri söylemek zorunda olan mesleğimiz bu çünkü. Kamuoyu görevimiz var ve sorumluyuz. Ama gerçekleri söyleyen gazeteciler ne yazık ki çok ciddi problemlerle karşılaştılar. 10 bin gazeteci işsiz bırakıldı.
Persona non grata bunu söyler. Ve bugüne kadar bu dönemde çekilen ilk ve tek belgesel olma özelliğini taşıyor. Ne yazık ki ben bunu 2015 yılında çektim ama yani günümüzde durum çok farklı değil yani 2015'ten. Hatta çok daha kötü. Persona non grata'yı izleyemeyenler YouTube kanalından izleyebilirler. O belgeseli ben bugün çekseydim belki de Silivri'de olurum. Bilmiyorum, şartlar çok daha kötüleşti çünkü. Daha sonra evet yani kenara itilen, mağdur bırakılan açıkçası yani benim açıkçası yani insanları gözlemlemekle geçiyor ve de bir gazeteci olarak da üzerine durulması çok istemelerde kafa yoruyorum. Bu da aslında güzel. Buradan çok cesaret verici eserler doğuyor. En son kadın gençlerin bu toplumu ayakta tutacağını, onların bu toplumun lokomotifi olduğunu insanlara aktardım. Eserle de uluslararası bir ödül aldık. Yapabilirsin. Uçan Süpürge Film Kadın Festivalleri Festivali'ndeki işte çok önemli gösteriler görüldü. Sonuçta işte bu belgeseller halka dokunuyor, onlar başkalarına dokunuyor. Yani gazeteciliğin, günlük gazeteciliğin verdiği hazdan çok daha büyük haz veriyor bana ama çocuklar değerli ve çocuklarımıza eğer kulak verirsek bence geleceğimiz adına güzel şeyler yapmış olacağız. Çünkü kesinlikle öyle, hiç şüphesiz. Şimdi sabah konuğum Türk piyanist ve besteci, çok değerli bir isimdi. Betin Güneş'ti. Betin Güneş de aynı şeyi söyledi. Yani çocuklar bizim için en önemlilerimiz. Çocuklar eğer bir yol alırlarsa, o ışığın başında çocuklar olurlarsa zaten yürürler. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok dedi. Şimdi siz de aslında aynı şeyi söylüyorsunuz. Çok önemli bir noktada buluşmuş oluyoruz. Çocukların önünü açmak gerekiyor. Çocukların fikirlerine saygı duymak gerekiyor ve belki de aslında onlara alan yaratmak gerekiyor. Ya da yani şunu rica edeceğim lütfen. Çocuklara hiç alan açmıyorsanız, mutlu da etmiyorsanız bari önünde durmayın. Yani gölge etme, başka ihsan eylemem. Gerçekten çocuklara dokunmayın. Artık şurada haberleri yaparken içimiz acıyor. İşte şurada bir çocuk tecavüze uğruyor. İşte orada taciz ediliyor. Bu haberleri artık yapmayalım. Önünü açmıyorsanız bari önünde durmayın. Yani tek dileğimiz bu, artık çocuklara dokunulması. Şimdi biraz bu projeniz hakkında biraz daha konuşalım istiyorum. Derinlemesine konuşalım. Mesela seyirciler ne zaman izleyebilecekler? Bu film festivalleri gezecek önce. Yani bir yıl boyunca festivallerde izleyebilirler. Daha sonra bir platformda ya da televizyon kanalında gösterecek. Filmimizin adı Çocuklar Hep Doğruyu Söyler. Çünkü gerçekten öyle. Çocuklar yalan söylemiyor ve birçok konuda çocukların fikrini aldım, fikrini sordum. Çok şaşırtıcı cevaplar geldi. Yani hiç tahmin etmediğim cevaplar geldi. Bu filmi izleyen insanlar çok duygulanacaklar, çok mutlu olacaklar, umutlanacaklar. Dolayısıyla geleceğimizi bıraktığımız çocuklarımızdan Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde çok anlamlı bir film oldu. En güzeli de onları galada hep bir arada göreceğiz. Hepsini getirtiyoruz. Şimdi rejide arkadaşlarım... Rejide arkadaşlarım tekrar sizden duymak istiyorlar, adını duymak istiyorlar. Evet. Aslında biz de buradan duyurmuş olalım istiyoruz çünkü bir... Evet, keşke afişimizi bizden isteseydiniz, hiç aklıma gelmedi. Afişimiz de hazır. Çocuklar Hep Doğruyu Söyler. Çocuklar Hep Doğruyu Söyler. Evet, Çocuklar Hep Doğruyu Söyler evet, gerçekten. Evet, Aykut Uşar'la ilgili yapılan ilk çalışma Türkiye'deki. Çok tebrik ediyoruz Cadde TV ailesi olarak. Zaten yaptığınız işlere hayranlığımız, saygımız büyük. Umuyoruz ki tekrar bir yayında gerçekleştireceğiz. Şimdi süremiz dahilinde size sormak istediğim her şeyi sormak istiyorum. Özellikle kadınlara dönmek istiyorum. Çok özür diliyorum. Bir su yudumlayayım. Evet, şimdi... Kadın varsa imkansız yoktur diyoruz. Biraz kadınlardan bahsetmek istiyorum. Hem iki kadın şöyle karşılıklı konuşurken bunun keyfini çıkaralım, kadın dayanışması yapalım diye. Hem de bizi izleyen kadınlara, hem cinslerimize bir
Belki de enerji olsun, bir yol gösterici olsun, bir ışık olsun. Düştülerse kalkacaklarını bilsinler istiyorum. İşte siz de diyorsunuz ki kadın varsa imkansız yoktur. Aslında bu mottonuz, bu çıkış noktanız çok güzel bir nokta, çok ilham verici bir nokta. Hakikaten böyle düşünmenizi sağlayacak şeyler hala var mı Türkiye'de? Gerçekten kadın varsa imkansız yok mudur? Sadece Türkiye'de değil, dünyada var. Bakın yani bundan çok yakın ülkemizde var, İran'da var. İran'da var. Büyük bir devrim gerçekleştirmek üzereler. Tabii hem de ölümü göze alarak. Ve şunu söylüyorlar, yani bizler ölmeyi değil, belki öldükten sonra mezar taşımızın üzerine yazacağı şiiri şu an yazıyoruz diyorlar. Yani kadınlar o kadar cesur. Sadece bu cesaretin kıymetini bilmek ve cesareti ortaya çıkarmak lazım. Çünkü her kadında bu var. Her kadında bizi doğuran anneden gelen cesaret var birincisi. En yakın çevremizdeki kadınların bize bulaştırdığı bir cesaret var. Ve bizim başkalarına bulaştıracağımız bir cesaret var. Ama şöyle de bir durum var. Korku diye bir kavram var. Değil mi? Korku benim çok soyut bir şey. Siz cesaretle adım attığınızda aslında korku geride kalıyor. Bunu 28 yıllık gazetecilik hayatımda gördüm. Hı. Yaptığım birçok haberde gördüm. Gözlemlediğim insanlarda gördüm. En son çektiğim belgeselde gördüm. Kadın varsa imkansız yoktur cümlesiyle başlayan yapabilirsin belgeselimizdeki kadınlar hala kelebek etkisiyle yaptıkları yayılıyor ve birçok kadın dokunmaya başladılar. O kadınlar da başkalarına dokunuyor. Yapabilirsin. Anadolu'da birçok kadın tarafından okundu ve yani bir şeyi anlatmaktansa bir şeyi göstermek çok daha önemli diye düşünüyorum. Bir film 42 dakikadır sadece izleyen kadınların değil erkeklerin de hayatını değiştirme cesareti gösterdiği bir film oldu. Yani bu ülkenin kadınları cesurdur, bu ülkenin kadınları en başta birbirine el verdikleri zaman her şey çok başka olacak. Ben bu ülkeyi kadınlarının ve gençlerinin değiştireceğine inanıyorum. Şimdi bir yayınımda Dilber Sünnetçioğlu ile, o da çok değerli bir isimdir, kadınlarla ilgili konuşurken çok güzel bir şey söyledi. Biz dedi yıllardır şunu biliyoruz, kadın kadının düşmanıdır, kadın kadının kurdudur. Hayır dedi, değil, kadın kadının yurdudur. Aslında çok doğru. Birlikte olduktan sonra, belki el ele verdikten sonra önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Şimdi bir yandan da sizin diğer kitaplarınızdan farklı olarak bir kitabınız var ki ondan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Bunun üzerine daha önceden konuşmuştuk. Şimdi tekrar konuşalım. İstiyorum 40'ında 40 kadın. Müthiş bir kitap. Okumayanlara buradan tavsiye ediyorum. Çok çok güzel bir kitap. Şimdi hangi mottoyla yola çıktınız 40'ında 40 kadını yazarken? Size ilham veren şeyler nelerdi? Kendimdim bir kere. 40 yaşına yaklaşıyordum ve içimde fırtınalar oluyordu. Ve bu bende oluyorsa diğer kadınlarda da aynı şey oluyor mu diye yola çıktım. 40 kadının hayatını ele aldığı ve hayatını değiştirme cesareti gösterdiği yaş. Bu erkeklerde aynı değil. Erkeklerde de böyle bir çalışma yapmak istedim. 40'lı erkeklerde çalışmaya başladım. Sorular sordum. İşe yaramadı. Derken doktor Mehmet Öz'le tanıştım. O dedi ki erkeğin kendi bulduğu yaş hiç 40 değil. Boşuna uğraşma. 40'da hala hırslar, egolar, kendi gösterme çabaları, erkek 50'sinde olgunlaşır dedi. Ve 50'sinde nasıl duvara çarptığını anlattı bana. New York Times'dan işte bir takım yazılar falan paylaştı. Ve filmimizde, 50'sinde erkek belgeselimizde ve kitabımızda Mehmet Öz'ün de tanıklığı vardır. Dolayısıyla kadın erkekten bir 10 yaş daha zannediyorum olgun diye görüyorum açıkçası. Neden? Çünkü kadınlar o kadar çok ön yargılarla, kalıplarla, yasaklarla yetiştiriliyorlar ki kadınlar beyinlerine tali yollar seçiyorlar. Değil mi? Gerçeğe ulaşabilmek için, yani bir şeyi başarabilmek için hep böyle o tali yolları bulmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Oysa erkeklerde öyle bir sorun yok. Erkekler daha çok paşam, prensim gibi. Yani aynı ailede bile yetiştirilen kız ve erkek çocuğa bakarsanız böyle. Ama ben şundan ümitliyim. Yeni havalar diyoruz onlara. Yani benden biraz daha genç arkadaşlarım. Onlar çocuklarını böyle yetiştirmiyorlar. Ben de buna gayret ediyorum. Ben de oğlumu en azından bir...
duyarlılığa sahip olmak lazım. Bu kadın ya da erkek fark etmez. Yani ben hiçbir zaman kadın erkek ayrımcılığı yapmadım. İnsan duyarlılığıyla, vicdan vererek yetiştirmek lazım çocukları. Empati duygusunu geliştirmek lazım. Bu yüzden bu belgeselleri çekiyorum. Bu yüzden bu kitapları yapıyorum. Olabildiğince çok insanın içindeki o alınganlığı, o kırılganlığı, o karanlık kuyularımızı deşmeye çalışıyorum. Ve oradan aslında çiçekler açıyor. Onu söyleyebilirim size. Bugün içinden geçtiğimiz dönem hiç kolay bir dönem değil. Kadın erkek hepimiz çok zorlanıyoruz. Kadın erkek hepimiz çok büyük bir ekonomik krizin, büyük bir yoksulluğun içindeyiz. Burada sadece kadınların birbirine el vermesi gerekmiyor. Burada kadın erkek bir arada yürümemiz lazım. Eğer biz bu ülkeyi seviyorsak, eğer bu ülkeyi ülkemiz diyorsak, bunun içinde yapmamız gereken çok şey var. Birbirimizin yanında olmak, dayanışma içinde olmak ve vicdanlı olmak. Bütün bunlar olursa ülke daha iyi bir ülke olur. 2023 zaten bize birazcık da bunun aynalığını yapacak. Siz gerçekten Cumhuriyet'in temel ilkelerini benimsediniz mi? Bakalım yani 2023'te 100. yılımızda bunu hak ediyor muyuz? Hepimiz bunu göreceğiz. Bu sınavdan geçeceğiz. Ama bu sınavdan geçmeden önce de çocukların yeni daha Şubat tarihine girdiği bu dönemde istedim ki onlara, ailelerine coşkulu umut veren bir belgeselle birlikte çocukların sesini duyuralım. Alfa kuşağı müthiş bir kuşak. Alfa kuşağı son derece renkli, son derece duyarlı, son derece böyle hafif de kırılgan ama göreceksiniz yani insan bir kuşak. Dünyanın bütün sorumlulukları onların üstüne yıkılacak ve onlar şimdiden daha 7-8 yaşlarındayken bu sorumluluğun farkındalar. Dünyanın gidişatının, iklim krizinin, çevre kirliliğinin, atmosfer kirliliğinin, ekonomik krizin. Ben çocuklardan böyle siyasi bir film çıkacağını hiç ummazdım. Hepimizi çok şaşırttılar. Ve Yaşar Kemal'in şu sözüyle başlıyor, çocuklar hep doğruyu söyler. İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar. Yüreği kocaman insanlar onlar. Çocuklar yüreği kocaman. Peki sizden şunu rica edeceğiz. Ekip arkadaşlarım da istiyorlar. Lütfen afişinizi bize yollayın. Afişinizi yollayın hem çünkü merak edeceklerdir muhakkak izleyiciler, izlemek isteyenler hem festival tabii, zamanı. Tabii yok, akşam size teaser'ımı da göndereceğim. Müthiş olur. Yayınlarınız arasında paylaşabilirsiniz teaser'ımı. Kesinlikle müthiş olur. Peki şimdi reklama gideceğiz, size veda edeceğim ama şunu sormak istiyorum bireysel olarak bir gazeteci ve bir sunucu olarak. Şimdi kimliğiniz aslında harmanlanmış bir şeydir. İşte hem gazetecilik hem sunuculuk, işte siz bunun yanına belgeselciliği koydunuz. Evet, ben kendimi gazeteci oluyorum. Yani sadece bir gazeteci diyebilirsiniz, gazeteciyim. Sadece peki gazetecisiniz ama bunları şöyle bir ayıracak olsak size en çok tatmin eden şeyi soracağım size. Bence belgesel şimdi bu cevabınızdan, bu konuşmamızdan bunu çıkarttım ama siz ne dersiniz? Evet, öyle çünkü kendi işimin patronuyum, onu söyleyeyim. Hepimiz umuyorum ki kendi işimizin patronu olun. Evet. Hele gazetecilikte çok zor yani gerçekten böyle bir patronlarla. Gerçi biz o anlamda gerçekten şanssız, Cadde TV çok hiyerarşik olmayan bir platform değil ama tabii gazetecilerin çektiği çileyi de bilmeyen yoktur yani. Eğer biraz fikriniz o kurumdan ayrıysa hemen hor görürsünüz, ayrılırsınız. Umuyorum ki benim de dileğim böyle bir dünya yani gerçekten hepimiz eşit olalım, hepimiz söz söyleyebilelim, kendi işimizin patronu olalım. Size çok imrendim, çok tebrik ediyorum. Çok gururdan, yürekten gurur duyduk sizde. Lütfen bize paylaşın, bizde paylaşacağız hem afişinizi hem de dediğiniz gibi teaser'ınızı. Önümüzdeki günlerde de tekrar buluşmayı ümit ediyorum. Hatta mümkünse Ankara'ya davet ediyorum. Ankara'ya yolunuz düştüğünüzde Cadde TV stüdyolarında beraber bir çay içerek sohbet edelim. Çok seviniriz. Ankara'da gösterimiz olacak. Çocuklar hep doğruyu söyler, Ankara'da olacak. Onu da tarihini size iletirim. Sizin sanıyorum ki Instagram hesabınızdan tarihlere ulaşabilirler değil mi ayrıca? Ne zaman, nerede evet. Gösterim olacak? Evet. Tamam. Peki çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Peki değerli izleyenler, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra yurttan ve dünyadan gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.